İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Efendim hepimiz isteriz ki işlerimiz kolay kolay yoluna girsin. Sıkıntı yaşamayalım. E tabi bu, bu, bu olmaz. La rahate fit dünya diyor Allah Resulü. Dünya hayatında rahat yoktur. E sıkıntı hiç her alanda rahatlık olsa ne olur burası? Dünya olmaz ki cennet olur. Parayı kolay kazansan, eşin senin sözünü dinlese sen ne desen yapsa, çocuklar istediğin mesleklere kavuşsa, daima senin sözünü dinleseler, her şey böyle dümdüz gitse, çevrende kimse anormal olmasa, hain olmasa, çevrende herkes efendim seni sevse, sana karşı kini nefreti olan kimse kalmasa, ya bura dünya olur mu? Bura o zaman cennete hali olur. Bu dediklerimiz cennette niye nefis yok? Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem dahi işlerine kadar zor idi. Kolay mıydı? Efendimiz Aleyhisselam insanları kolay mı Müslüman etti? Binlerce ashabı oldu ama oraya gelene kadar neler yaşadı? Akrabaları tarafından zulümler gördü, taş yağmurlarına tutuldu, hakaretlerin, kötü sözlerin en ağırlarını işitti. Amcası dahi dua etti. Ya demek ki kolayı kolay yok bu dünyada. Her şey zor. Lakin bazen tamam ya zor da olsun olsun ama bazen öyle bir anla karşı karşıya kalırız ki iş tıkanmış. Gitmiyor. Çatlayacağız ya. Olmuyor bir türlü. Hani derler ya göbeğim çatladı. Yok arkadaş ne kadar gayret gösterirsek gösterelim olmuyor. Muvaffak olamıyoruz. Zoru kolaylaştıran Kur'an'dan bir dua var. Bu dua nerede geçiyor? A'raf Suresi'nin 89. ayetinde. Zor işlerle karşı karşıya olan kardeşlerimiz Efendim işi kolay bir şekilde halletmek isteyen, zorluklardan kurtulmak isteyen kardeşlerimiz. A'raf suresinin 89. ayetinin tamamı değil. Son cümlesi Rabbena ftehbeynena diye başlayan cümle. Bu cümleyi ara ara, bila adet belli bir sayı olmaksızın okumaya devam ederlerse zor işleri kolaylaşır diye bir müjde var. Biz de buradan tavsiye etmiş olalım inşallah. Rabbim uygulayan kardeşlerimizin tam istifadesini nasip eylesin.